Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli hemkasplarımız, hürmetli hemkorlarımız ve hürmetli biznesmenler. Odatdaki tek başlığımız Skyworld Community, Sama Dünya Ham Cemiyeti de nomlangan kampanyamızın duplikasiya dersini başlayımız. Bir de hemen eski uzunuz hankorlarımız. Yangılar olsa yangılar için bu kozmos çünkü siz bu kovuşu mümkün. Lekin asosan bu düşünerli de boylayımız. Kelgüsü 100-200 yıldaki en yirik salakayatlı transport tiziminin egeleri sebebi hoş gelişizler. Yangı egeller mesela kodlu küçüm koruyanlar mahvazım. Bir yerde yangı egellerden ulaka albatta kampanyamızda cemiyetimizde hoş gelişizler de hep sıra başlayımız. Soyduğumuz bağışlı demek bu kampanyada muvaffakiyat keltiruvchi oddiy qadamlarni o'rgatuvchi darslarimiz Michael Beckning darslaridan boshlaganmiz. Michael Beckning bugun 7-chi darsini o'tamiz. Maktab talabalari uchun men Anwar Rasulov 1977-99 yillarda aloqa tizimlarida muhandis bo'lib ishlaganman. 1999-2014 yillarda tadbirkorlik bilan shug'ullanganman. 2014 yildan Skyworld'da ulushdorman va hamda 2018 yildan ushbu kampaniyada Regal rahbarı bulurken muhtemelen. Demek, görüp durduğunuzda iş faaliyetim derecesi de, devlet işi de, hususi iş de, ücretlik yönleniş de, faaliyet kursatken ben, bilen içinde en asosiyesi, en yavrusu, en uluğu, bu ulusal burçluk, Kanada bu kampanyanın start-up diye de, yani pazarlığa çıkış vaktinden aldım, kırıp olup şu kampanyaya, bu kampanyaya, yani ulusalardan alıp ulusal burçluk, keyinchalik esa bu kompaniya IPO'ga chiqqanda, ya'ni boshlang'ich moliya bozoriga chiqqanda kompaniyani ulushlari aksiyaga aylanadi, aksiyador bo'lishlik. Eng yaxshi narsa aksiyador bo'lishlik. Biz shu o'rinda bir tarafdan hisob o'tmoqchiman, oldin darsimizda o'tganmiz. Oldin darsimizda aytib o'tganmiz, Robert Kiyosakini pul kvadranti degan darsimiz bo'lib o'tgan. O'sha pul kvadrantida o'rgatilishi bo'yicha 4 kvadrat bo'ladi bo'lsa, shundan eng afzali investorlik, ya'ni sarmoyadorlik deb ataladi. Sarmoyadorlik eng yaxshi hozirgi kunda daromad topishlikning usuli hisoblanadi. Chunki Robert Kiyosaki o'sha pul oqimlari kvadrantida aytib o'tilgan bilmedim siz işitme yapkandırsınız. Hamiyam işitme yaptı mı? Cevap bir koyamız. Bahtiyar Can. Avazın var mı yok mu? Yakşı. Kurunuş avaz yakşı mı? Yakşı. İşitme yapkan kişi, şahs. Zıtırlağın. Siz benimce ne bileyim şunu düşün mümkün. Kayıtta. Yoz koşu mümkün de ha. İş yaxşı. Ve bu da işler yaxşı mı? Aha yaxşı. Kayıtı kırışın yanında aldım. Bak diyor Rıza Dili. Kayıtı kırıp koyun. İşlemi yapan adam. Demek o şu pul kvadrantı da birinci demek yollanma işçiler. İkinci hususi sektör. Üçüncü biznesmenler. Dördüncü investorlar. O şu göz altımızı yıkıltırdığımı bulsak. Demek hem investorlar. Kadar. Investor hem de sen başka işin mümkün. Hususi sektör yani biznes yani biznesmen. Nima degani bu biznesmen u ham baribir bitta tashkilotga xizmat ko'rsatuvchi. Ha, investor bo'ladigan bo'lsangiz, siz o'zingiz uchun o'zingiz ishlaysiz. Siz biror ish ishlamaysiz. Olgan ulushingiz sizga keyinchalik passiv daromad keltiradi, ya'ni passiv daromad turib o'tiladi. Ya'ni o'zingiz mehnat qilmagan holatda siz pulingiz mehnat qiladi, siz pulingiz pul topadi. Investorning asosiy ish uslubi shu, o'zi bir ish topmaydi, uni puli pul topadi albatta. Demek ki biz dersimiz sistemi fitozolojisini prodajilerden selamun aleyküm. Tarmoqli marketing boyunca akorak trener Michael Bent yaratkan 5 yıldızlık satış çizimi deb nomlanan taqdimotni o'rganmoqdamiz. Bu Yevropada bu minglab dollar turadi bu kurs. Biz o'zimiz 300 dollar sarflab, yo'l kiraga 500 dollar sarflab, biz ham 800 dollar sarf qilib borib, Yevropada bu darsni o'rganib kelganmiz. Xalqimizga yengillik bo'lishligi uchun, ularga oson bo'lishligi uchun bu narsani o'zbek tiliga tarjima qilib, bepul hozirgi kunda mana sizlarga taqdimot o'tkazib turibmiz. Demak, darsimiz boshlanishida biz bugungi modulimiz, ya'ni 7-darsimiz bu ikkinchi modul, ya'ni formula uspeha.
muvaffakiyatga erişiş formülesi. Muvaffakiyat formülesi ataladı. Salom. Bu modulda siz bilan muvaffakiyat formülesi degan narsani haqida gaplashamiz. Muvaffakiyatga erişish uchun to'laqonlik muvaffaqiyatli inson bo'lish uchun jamiyatni o'z o'rniga ega bo'lish uchun qandaydir formula bormi degan savol bilan boshlaymiz. Albatta, avvalgi modulda gaplashganimizda bu muvaffaqiyatning ikki tashkiliy omili bor. Bular moddiy va nomoddiy qiymatlardir. Shuni ayta olamanki, biz shaxsan o'zimiz muvaffaqiyatga erishish uchun javobgarmiz. Ya'ni biz muvaffaqiyatli bo'lishligimiz uchun o'zimiz demak, javobgarmiz. Bizim muvaffaqiyatga erishishimiz faqatgina biz o'zimizni harakatimizga, o'zimizni sa'y-harakatimizga, o'zimizni jismoniy va aqliy harakatimizga bog'liq bo'ladi. Hech qachon bizga muvaffaqiyat tashdan kelmaydi. Faqat muvaffaqiyatga biz o'zimiz sababchimiz. Muvaffaqiyatga erishishimiz uchun ham, mag'lubiyatga erishishimiz uchun ham biz o'zimiz uchun albatta javobgarmiz. Esda tuting, qachonki biz muvaffaqiyatlikka uchraganimizda, ishimiz muvaffaqiyatsizlikka uchraganimizda, ishimiz orqaga ketganda, qayg'uga cho'mganimizda, birovga qo'limizni bekis qilib, sen sababli shu holga tushdik deganimizda, doim ko'rsatkich bitta barmog'imiz u odamga qaratilganda, uchta barmog'imiz o'zimizga qaratilgan bo'ladi. Mana qarang, bitta barmoq, ko'rsatkich barmoq bekis qilib ko'rsatganimizda unga qaratilgan bo'lsa, mana uchtasi biz o'zimizga qarab turibmiz. Muvaffaqiyatsizlikka erishishlik biz o'zimizga bog'liq. Muvaffaqiyatga erishishlik biz o'zimizga bog'liq. Bitta ko'zimiz, qo'limiz bilan, panjamiz bilan unga mandob bekis qilganimiz bilan uchtasi mana o'zimizga qarab turibdi. Demak, bu narsaga sababchi avvalo o'zimiz. Faqatgina o'zimiz. Biz qachon oynaga qaraydigan bo'lsak, kimni ko'ramiz? Oynaga qaraganimizda biz kimni ko'ramiz? Oynaga qaraydingiz. Albatta o'zingizni ko'rasiz, o'zingizni aksingizni ko'rasiz. Oynada o'zingiz qing'ir bo'lsangiz, oynadan olib kirma degan gap shu yerdan kelib chiqadi. Qachonki biz oynaga qaraydik, o'zimizni ko'rdikmi? Demak, hayotimizdagi muvaffaqiyatga, muvaffaqiyatsizlikka ham faqatgina biz o'zimiz aybdormiz. Biroq biz uchun aybdormiz. Biroq bizni qo'limizdan yetaklab bir chuqurga tashlamaydi. Biroq bizni borib olib borib bir joyga yotgan joyimizdan turg'izib yomon ishga yaraqlamaydi. Qachonki biz nimaga erishadigan bo'lsangiz ham o'zingiz sababchisiz, nimagadir erishmasangiz ham o'zingiz sababchisiz. Buni doimiy o'zimiz xotiramizda saqlashimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, oynaga ko'rib qaraganingizda faqat o'zingizni ko'rasiz. Men juda ko'p marta hayotimda qo'rqishlarga aybdor deb birovni ayblagan vaqtim dalil topolmaganman. Bu metod ishlamagan. Har safar oynaga qaraganda men hayotim uchun javobgar shaxsga to'xlash kelaverganman. Men shu narsaga har qanaqa muvaffaqiyatga erishish uchun kalit faktoridir. Mana shu narsa. Demak, bu kalit faktor. Kalit faktor nima ekan? Kalit faktor biroq aybdor emas bizni muvaffaqiyatsizligimiz uchun. O'zimiz aybdormiz muvaffaqiyatsizligimiz uchun. Qachon biz oynaga qarasak o'zimiz ko'rganimizdek, bizning qiladigan ishimizga, muvaffaqiyatga erishishimizga faqatgina o'zimiz, jonajon o'zimiz, yaxshi ko'rgan o'zimiz, sevimli o'zimiz, o'zimizgina faqatgina o'zimiz bu narsaga aybdormiz. Bunga biroq hech qachon aybdor emas. Demak, har qanday muvaffaqiyatga erishishga sababchi ham o'zimiz. Har qanday muammoga uchraguvchi ham men o'zimman. Demak, muvaffaqiyatga erishish uchun nima qilish kerak? Bu bizning boshimizdan o'tayotgan jarayonga bog'liq. Miyamizda qanaqa yechim berilayotgan bo'lsa, qanaqa harakatga chorlayotgan bo'lsa, nima etayotgan, nimaga yetaklayotgan bo'lsa, bu hammasi bizni o'zimizni ongimiz boshqaruviga bog'liq. Insonni har bir qadam tashlashlikka, oldindan rejalashtirishga, bir ishni qilishlikka avvalo u fikrdan o'tadi. Avval miyada va robotga bo'ladi bu hammasi. Undan keyingina esa biz o'sha yo'nalish bo'yicha harakatlanamiz. Qilayotgan ishimizda, ko'rayotgan jabhalarimizda qancha bir muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'lsak, qancha bir xato qiladigan bo'lsak, bu birovdan emas, bu o'zimizdan bo'ladi. Birovni bu o'rinda biz aybdor ko'rishligimiz kerak emas. Demak, miyamizda chorlov bilan jarayonga yetaklaydi. Bizni to'g'rilanishga buyuradi. Bu esa bizni qandaydir natijaga olib boradi. Yaxshi, biz bu miyadagi jarayon nima aks etayotganligini, to'g'rimi, xatomi ekanini qanday bilamiz? Ichki dunyomizga nima bo'layotganini qanday bilamiz? Buni qanday nazorat qilamiz? Qizig'i shundaki, biz ongimizga nima ma'lumot bersak, tashqi dunyoga nima qilishligimizni o'sha ta'sir qiladi. Masalan, meni hayotimda 3 ta narsa qarorimga, harakatimga ta'sir qilishligini bildim.
Birinci, en katta jarayonu yüze getirdiğim faktör bu. Demek, motivasyon. Kaçan sizde motivasyon bölüldüğün bölse, şimdi siz bir harekat ümdürlüğün bölesiniz. Motivasyon yani harekattan sonra çıkış. Bu insanın ne kadar ümdaydı? Kandadır harekattan kıldırdı, ne kadar cümbüştaştırdı. İnsanda motivasyon pasif bölse, uyup oranlarda kolay. Motivasyon pasif bölse, bunlar. Mesela, ertalar, kop, tajibadan otkazgan filosofla aytadı ki, ertalar tongda beşli türlünganda, tongda beşli de aytadı köpçülüğü, tongda beşli türlünganda, unga bütün koyunottan en mahsuldor, en sermahsul, yani fayda keltiradigan, şuna qayın bu tulqulla keladi. İnsan koyunotni, dedi tulqullarni ushadigan magnet. Koynattaki tulkunu kim tarqatadi? Tulkun tarqatuvchi bor. Yaratgan. Yaratgan tulkun tarqatadi. Ertalabda, ya'ni aytiladi, bizda dinimizda aytiladiki, bir ko'chaga sotuvchi chiqsa, bir sotuvchi ko'chaga chiqsa, Alloh unga oluvchini yetkazadi. Siz bilan biz ilhom masal sotuvchimiz. Biz kompaniyada ma'lumot sotamiz. Biz ma'lumotni sotish uchun ko'chaga yaxshi niyat bilan chiqadigan bo'lsak, ertalabda motivatsiyani olib xush vaqt chaqirib, mana xush vaqtligi bilan o'zimizni cho'g'lagan holatda o'zimiz motivatsiya qilib ko'chaga chiqadigan bo'lsak, albatta bizga olib chiqishadi. Shuning uchun biz o'qishimiz yana o'qishimiz kerak. Bajariladigan ishimizni mukammallashtirish uchun uchinchi kredit faktor bu bizni tajribamiz, mahoratimiz. Demak, birinchisi motivatsiyani oldik, ikkinchisi muvaffaqiyat qilish uchun qayta-qayta o'zimizni cho'g'lashligimiz, ya'ni nima qilish? O'qish, o'rganish, tajriba orttirish, znanie, bilim. Birincisi motivasyon bölüldüğün biz, ikincisi bilim, üçüncüsü ise demek ne dediğimiz o mavik, tecrübe, mahara. Kançelik biz köprak uzunumuzda motivasyon bölse, kançelik biz kılırken işimizi satıyorken derslerimizi bana bu hususal organda hazırlıklı bana bu Skywalk Community kampanyasındaki malumat, bu teknolojinin birleştiğimiz, buna hemen malumatlarına, sorularına cevap verilmiş, buna hangileri yukarı mükemmellik, nasıl ekalliğini uzunumuz, avala ses verilmiş, buna hakkında bilinmeye verilmiş ve bu bilimlerimizi öz oranında işletip birleştiğimiz, muvaffakiyet girişlik için o yönelişteki kılıyat karşılarımızı bacarışlıkımız, bu bize üçüncü faktör, bize muvaffakiyet girişlik için kalitim oluyordu. Biz kaçan muvaffakiyetki yetişlik kalitliğe eyle bölüldüğün bulsak, şimdiden biz kalitliğe muvaffakiyetki erişiyoruz. Üçüncü kalit fakat bu bizim tecrübemiz, maharetimiz. Bu işin mükemmel, bazen işin maharetli evi buluş gerek. Demek, biz bir ameliyatını kayta kaca bacarıp tecrübeyle aşırganımızda ölçüyümüz gerek var. Hatalarımızı analiz kanda kılıp hatalarını batarak kılışını birleşmemiz gerek. Kalkıldık, bir de öğrenden işte iş çıkardık, o kampanyada mesela işimiz yürüşmedi. Yani başka kampanya gittik, işimiz yürüşmedi. Üçüncü kampanya gittik, işimiz yürüşmedi. Bunda kampanya ayda olamaz. Yani bu işte atkenimizde bura ayda olamaz. Ayda olmam bir oldu. Bana ayda olamaz. Ayda olamaz, ayda olamaz. Çünkü bitti görünüş bir oldu, üç görünüş bir oldu Türk'te. Üç kebir demek, üç yüter albatta. Üç köpçülük. Köprak faktör bizge karşı kiliyatı verildi. Biz kaçan ki, bizim biz, kampanyadan emez, yani ki bu hatalardı, nemede hata buldu. Biz onu analiz kılıştığımız kadar. Yani ön tahtiş kılıştığımız kadar. Hayatı hata yok koyarımız, nemede hata yok koyarımız. Bu nasıl bir etibar verişliğimiz kadar. Demek, eğer biz satı olamaya nazar taşlasak, yukarı malakalı satı için buluş için motivasyon buluş gerek. O satışka mecburluğunu anlayıp yetiş gerek. O şahsda ko'plab kontrakt, ya'ni ki shartnomalar tuzishga xohish, istak yuqori bo'lish kerak va buni qanday bajarishni bilish kerak. U sotish texnologiyasini o'rganish kerak. Bizni xususiy marshalayotgan motivatsion darslarimiz, mana shu Michael Bankni bizga tayyorlab bergan 90 kunlik darsi, demak bizni yuqori darajali 5 yulduzlik sotuvchi bo'lishligimizga imkoniyat beradigan omillardan bittasi mana shu darslar. Qachon biz mana shu darslarni o'zlashtirib olsak, bu dersleden uzunluğu gerçek olası çıkardığımı bulsak, uz üstümüzde işlesek, hatalarımızı tekrar olmasızlık ve kardeşimiz kadar bu işlerin mükemmel bilgilerimizden yine
Elbette biz muvaffaqiyatga erişemiz. Bunu yaxşı düşünür üçün sport olimiga bir nazar tashlasa. Masalan, siz tog' yuqorisiga ko'tarilib, u yerda pastga sepani tushmoqchisiz. Siz dastavval dabdurustdan bu ishni bajara olmaysiz. Sizda mahorat yo'q. Sizda tajriba yo'q. Oldin bu ishni qilmagansiz. Buni qilishlik uchun astagina o'sha ishni biladigan odamlardan o'rganib, ularni orqasidan yurib, ozgina asta-asta, qisqa-qisqa qiyaliqlarda, qisqa-qisqa qiyaliqlarda sirpanib-sirpanib mahorat oshirib borganlar. Bu qanday bajarishligini biladigan mutaxassislardan o'rganib, so'rab surishtirib, ustozlarga murojaat qilganingizdan keyin siz ana shu narsani avvalo dastur yuragingiz bitkalamagan bo'lsa, tajriba otgan sari bu hayotingizga ko'payib boraveradi. Masalan, men hayotimdan oladigan bo'lsak, mototsikl birinchi minishni o'rganmoqchi bo'lgan, mototsikl haydash o'rganmoqchi bo'lganimda kitoblarni o'qidim. Buni nimalarga e'tibor berish kerak, qaysi dastalar nimalarni bajaradi, uni tezligini oshirish uchun nimalarni qilinadi. Bu narsani kitoblardan o'rgandim, filmlarni ko'rdim. Filmlarda qayerda nima qilyapti, qandoq bajaryapti, mototsikl o'sha haydovchilarni nima ishlarni bajarishi kerak, keyin mototsikl bor bolalarni oldiga bordim. Ulardan surishtirdim. Siz mototsikl haydashni nimalarga e'tibor berishlik kerak? Ulardan o'rgandim. Sekin-sekin, masalan, mototsikl ustida turishni o'rgandim. Buni sekingina asta-asta sekinlikda haydashni o'rgandim. Keyin astagina ikkinchi bosqichda tezligini sal oshirdim. Masalan, birinchi minganimda 10-15 km/soat tezlikda harakatlangan bo'lsam, ya'niki odamdagi barobar tezroq yuradigan darajaga kirishgan bo'lsam, odam soatiga 5 km yuradi. Mototsiklda soatiga 10 km yuradigan bo'ldim. Ya'ni odamdan sal tezroq, yugurgan odamchalik haydaydigan bo'ldim. Keyin soatiga 30 km, soatiga 50 km, soatiga 100 km chiqadigan bo'ldim. Va oxir natijada mahorat shunchalik oshdiki, 150 km/soat tezlikda bemalol yuradigan bo'ldim. Buni esa albatta asta-asta amalga oshirib borgan narsa. Bir daraga bir mohir usta bo'lib qolinmaydi. Albatta bu tajribaga olinadigan har bir tomiz ham o'zimizning hayotimizda qandaydir tajribalarimiz bor. Qandaydir erishgan narsalarimiz bor, qandaydir yuksalishgan darajalarimiz bor. Bu narsalarga albatta o'zimizga e'tibor berib borishimiz kerak bo'ladi. Demak, tajriba orttirdim, mahoratimni oshirdim, so'ng ozmoz tezroq haydadim. Demak, qanday yo'nalishda va qanday kasbda bo'lmasin, shu uchta faktorga e'tiborni qaratish kerak. Motivatsiya, bilim, tajriba. Bu uchta faktor bo'lmasa, ish noldan siljimaydi. Ming afsuski, ko'proq ta'lim berish muassasalarida qarasak, ular ko'proq og'zaki, teoretik nazariyadan nari o'tishmaydi. Masalan, institutni bitirib kelgan odamni qarasangiz, u mahorati yo'q, agar amaliyotga bormagan, ya'ni bizda praktikada bo'lganidan, institutdan praktikaga amaliyotga borib, mohir bir kasb egasi bo'lishga intilish, unda motivatsiya bo'lmagan bo'lsa, ya'ni otasi tomonidan talar tomonidan, kimlardir tomonidan sen yaxshi o'qidin. Bizda doim bor-ku bu. Hayotda yaxshi o'qi, yaxshi o'qisang, maktabda yaxshi baholagan maktabni bitirsang, yaxshi institutga o'qiysan, yaxshi institutda o'qisang, chiroyli bir kasbga ega bo'lasan, institut bitirganingdan keyin butun chiroyli kursiga o'tirasan, katta daromad topasan deyiladi. Yo'q, bu og'zaki narsaga ish bitmaydi. Hammamiz yosh emasmiz. Hayotimizda bu narsadan o'tganmiz. Hech qaysi birimiz hayotimizda o'sha maktabda aytilgan narsalar bo'yicha hech qanaqa muvaffaqiyatga erishmaganmiz. Maktabda ming yaxshi o'qigan bo'lganimiz bilan yaxshi institutga kirishlik uchun o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi, tayyorgarligi bo'ladi. Yoki bir qandaydir tanish bilish bilan kirgan bo'lguncha, qandaydir pul bilan kirilgan bo'lsa, bizda ko'proq shu narsa. Ko'proq o'qishga kirgan pul bilan kiradi. Bu pul bilan kirgandan keyin chiqargan qanaqa soha bo'lishdan tashqari pul chiqarishga harakat qiladi. Pul bilan kirib, pul bilan qilganda pul chiqarishga harakat qiladi, undan mutaxassis paydo bo'lmaydi. Mana bu tarmoqli marketing, mana bu crowdfunding yo'nalishidagi, mana bunaqa bizneslarda albatta bu yerda faqat tajriba, bu yerda faqat bilim, bu yerda faqat motivatsiya kerak bo'ladi. Bizda qachon bilim bo'lmasa, bizda kerakli tajriba bo'lmasa, bu joyda o'rin yo'q biz uchun. Biz hech qanaqa ishga erisha olmaymiz. Ko'pchilik keladi, men kirdim, 50 dollarga paket oldim, men daromad qilmayapman. Ha, bu yerda daromadning ikkita usuli bor. Birinchi daromad. Agar siz investor bo'lib kelgan bo'lsangiz, faqat investor bo'ladigan bo'lsangiz, olgan pulingizga yarasha paketingiz qachon aksiya dividend berishi boshlanguncha kutishingiz kerak.
Ha, endi daromadga kirib, ertadan daromadga kirishingiz kerak uchun bugundan siz motivatsiya olishingiz kerak, bugundan siz taqdimot o'tishingiz kerak, bu texnologiyani bilishingiz kerak, buning uchun oz vaqt talab qilinmaydi. Buning uchun ko'proq vaqt kerak bo'ladi. Kamida siz 6 oy davomida o'zingizni ustingizda ishlashingiz kerak. Mana aytamiz, mana darsimiz 90 kunlik dars, 90 soatlik dars. Masalan, har darsimizda o'tib boryapmiz. Masalan, bitta darsimizda ikkitadan faktor, ikkitadan modul o'tish o'tyapmiz. Masalan, qachon siz 45 ta dars. Bu 45 ta hafta degani. 45 ta bitta dars, bitta webinarda ikkitadan dars o'tganimizda ham biz 90 ta darsimizni, 90 soatlik darsimizni, 90 kunlik darsimizni 45 kunda o'tamiz. 45 kun haftada bittadan dars o'tganimizda 45 hafta bo'ladi. Bu 1 yilga teng, salkam 1 yilga yaqin vaqt bo'ladi. Chunki 1 yil 52 hafta bo'ladi. 10 oy vaqtimiz ketar ekan. Agar biz 4 tadan o'zlashtiradigan bo'lsak, vaqtda qiziqadigan bo'lsak, keyingi darsni talab qiladigan bo'lsak, haftada bitamas, 2 ta dars qilishimiz mumkin. Bunda biz 5 oyda tugallaymiz, haftada 4 ta dars qilishimiz mumkin. Bunda 2,5 oyda 3 oyda tugallaymiz, 90 kunda tugallaymiz. Mana shunaqa qilib boradigan bo'lsak, demak biz motivatsiya olib, o'zimizni motivatsiya qilib, bu men institutda qizil diplomni bitirgan bo'lganingiz bilan mana bu joyda savdoga real hayotga to'qnash kelganingizda shunchaga erishmaysiz. Biz berayotgan darslarimizni mana shu 90 kunlik darsimizni mukammal o'rganib bo'lganingizdan keyin avvalo siz masalan hozir harakat qilishingiz mumkin. Harakat qilib borasangiz 10 tada demak 10 kishiga taqdimot o'tkazganingizda bitta sifatingizga bo'ladi, bitta ro'yxatdan o'tadi. Keyinchalik 10 ta odamdan 2 tasi, keyinchalik 10 ta odamdan 3 tasi, siz 90 kunlik darsni mukammal mana shu derslerimizi hamısını 45 de dersimizi mükemmel olganınızda ilerken siz 10 da adamdan 5 desini benim olup siz 10 da adamın takdimat ötkenimizde şundan 5 desi sizge yazılışı, büyük hata atışıyla sizi kamandanıza koşuluşu mümkün. Bizi netice, bana şu 10'dan 5, 50 faiz denildi. Kandidatası 50 faiz denildi. Bu cüdekatte netice. Bu cüdekatte tarmaklı sağda market marşet tarmağı sağlığı işlerdiğim yani hangi bu kampanyalarda investorlik kampanyalarda yok ki bir yani mesela toplam kampanyalarda var ama mesela investorlik bana çetiyle kampanyaları kup yani işte şu kampanya ben işte taşkın toplamdan kampanyalar biz mesela 1076 yılda Steve Jobs'ı bilmeganız bilgenizde aksiyelerden olan bulardık yok ki 80. yılda da biz Apple kampanyasını bilmeganız yok ki biz 90. yılda gelirken de Coca-Cola'yı bilmeganız, ulu ürüşlerden almaganız. Açın Özbekistan'da Coca-Cola kırkken de bilmeganız o Coca-Cola denen kampanya borluyordu. Daha oldum başka kampanyada. Mesela Aytaylık, bana bu Boeing kampanyası hazırlarını sotken. Ve koplak koplak kampanya bozu hazırlarını salonu çıkarken. Bugün de millet kampanyaları hazırlarını bozandı. Biz bana bu hazır bir Startup'ta durgan Scout Community kampanyasını yani UST Inc. Yani ki Unisky String Technology, yani ki Unisky'nin Transport Teknologiyası aksiyelerden kaçan biz kopra olsak hazır olduğumuz ve yakınlarımızda bunu aşkar olsak, yakınlarımızda bunu malumatını verebilmem olsak, yakınlarımız hem bundan halit kıladığım olsa tez olurdu bu kampanya. Demek uz zafer onu kazanadı. Yani ki ne diyelim 15. etap tezde tugaydı. Lekin 15-chi etap tugashligini kutib o'tishimizda bizda hojat yo'q. Chunki biz bu 15-chi etap tugagandan keyin ham marketing davom etadi. U keyingi sohalar, keyingi jabhalar, keyingi yuqori yana daromad manbalariga biz o'tib boramiz. Shu bilan 15-chi etap bu transport masalasida gaplashamiz xolos biz. 15-chi etap bu transport tizimiga belgilangan narsa. Bundan keyin spasibay bor, boshqa yo'nalishlar bor. Lekin hozirgi kunda ko'plab mamlakatlar o'zining qiziqishini orttirib, bu narsaga qiziqish paydo bo'lib, mumkin keyingi yildan biz dividend olishimiz mumkin. Odamlar mana 7 yil, mana 8 yil bo'lyapti, mana 8 yil o'sha pul tikib olib qo'yganmiz. Kecha avval kuni yoki bir oy oldin, 6 oy oldin pul tikkan odamlar, masalan 6 oy pul oldin pul tikib, investor bo'lib, yaxshi tushunmaganda ularga taqdimotchida tushuntirib, to'liq qolib tushuntirib bermagan. Bu narsaga kirgandagi sen bugün tugatsan, ertaga foyda olasan deb gapirganmi? Tushuntirmaganda, tushuntirmaganligi uchun bir narsada chalg'ishib bo'lgan. 6 oy rasochka ochib, 6 oy pul to'lagandan keyin 1 oy o'tib qo'ng'iroq qilishadi. Men daromad olmayapman-ku. Nima daromad kelmayapti-kan deydi. Bu noto'g'ri. Daromad olishligi uchun ishlashlik kerak. Daromad olishligi uchun taklif qilishlik kerak.
Bugün siz IPO'ya çıkmasından Türk kampanyaya donanma dönüştürmek için taklif bilen, tadimat bilen işleştirmeniz gerek. Şimdi siz bugün bir kişinin taklif kılsanız o 1000 dolar koysa ettiniz ki kampanya. O 1000 dolar koyuştu ki bilen 2 minutta içinde sizin şirketinizde 150 dolar fayda o böyle de. Dep düşündürülmeden. Şimdi bu için sorunla bir, mesela soru bu tübeyini, soru bu akılda cevap veremem. Takdimat tübeyden derken ağırda edilme soru bu soru bu cevap veremem. Paramız. Demek biz fakat olga, zafer sıra fakat olga indirişimiz gerek. Bana bu takdimatı, bana bu dersimiz, bugün bu modülümüz ahireye gitti. Biz bunu düşündük. Yani o şey, 7. modüldeki muvaffakiyetki erişiliğin 3 faktörünü bildik. Yani ki o şey, bize motivasyon buluştuk, bizde bilim buluştuk, bizde demek, o şey, tecrübe buluştuk. Tecrübe buluştuk. Bana şu, 3'te asosiy faktörlerine, kalit faktörlerine bilim olduk. Bu, ağızdaki gap münamış bitmeydi. Praktik buluştuk, tecrübe buluştuk. Tecrübeden, kigen, inerken siz biz muvaffakiyetki erişiliğimiz mümkün. Yani ayetlerimizde avvalo 10'dan bitti adamı satarsınız, keyin 10'dan 2'de satarsınız, keyin 10'dan 3'de satarsınız. Tecrübeniz ortup borgan seri mümkün. Praktikada kurulunlar 10'dan 10'de satışkan mümkün. 10 adamı takdim otursanız 10'de sıkart kılıçdaki mümkün. Bu cüve katta netice. Bu netice her dünyada kamdan kam adam yarışıyor. Dünya boyunca standart ölümünde 50 faiz konversiyon. 50 faiz degen 10 adamı takdim otursanız uşanlar 5 dese. Sizga azob bo'lsa, ana shu eng katta yuqori, eng yuqori natija deb hisoblanadi. Demak, bugungi darsimiz masalasida slaydlarimiz, bo'sh slaydlarimiz bor ekan. Uzr bilim uchun albatta. Demak, tashrifingizga bog'lanishni bo'ldik. Skyward Community kompaniyasi bilan birga bo'lganingiz uchun sizga tashakkur. Rahmatlar aytamiz. Tarmoqning savdo tarixida eng yaxshi mashina tuzilmasining egasi bo'lishingiz mumkin. Lekin siz uni qanday boshqarishni bilmasangiz, u holda bu ishni uddasidan chiqa olmaysiz. Sizni sayohatingiz yanada samarali va qonuniy bo'lishini bilib oling. Shunda siz tarmoqingiz a'zolari qanday o'qitishni bilib olasiz. Siz g'olib, dunyo g'olib. Bizning shiorimiz Scarlet Community kompaniyasining g'olibi shu shiori shu. Demak, mana shu darslarimizni kuzatib borishligimiz kerak, buni o'qib borishligimiz kerak va 90 ta darsni mukammal pishitganimizdan keyin darslarimiz oldingi darslarimizni eshitmaganlar uchun chatga qo'yib borilyapti. Hatto darsimizni video yozuvi bor, videoni pauzaga qo'yib ishni o'qib borganingiz mumkin. Albatta siz g'olib bo'lasiz, siz bilan birgalikda biz g'olib bo'lamiz. Savol bo'lsa marhamat. Demak, savollarga o'tamiz. Xo'p, o'zimda qayta kirdik, tak. Nima bu? Qayta kiring. Iltimos, hamkasblar bu yerda qo'pollashmasligimiz kerak. Qanaqangidir bizda muammo bo'layotgan bo'lsa, chatda buni biluvchi mohir ustalari sizga ko'rsatma bersa, uni albatta to'g'ri qabul qiling. Savolim bor edi. 15-chi etap qachon tugaydi? 15-chi etap tugashligi chistosi yo'q uni 15-chi etap tugashligi. Bajaradigan ishga bog'liq bu. Masalan, 20 km/lik biz 500 km/soat tezlikda yuradigan transportni sinashligi uchun 20 kilometr masofa yo'l kerak. Nima uchun 20 kilometr? Transport tezligini 500 km/soat tezlikka chiqishligi uchun 5 kilometr masofa yo'l kerak edi. 5 kilometrda uni tezligini 500 kilometrga chiqarar ekan. U o'lchab uni ISO 9001 nimasi bizga sertifikat beradi. Buni sertifikatini olish uni o'rnatgan uskunalari o'ziga kerakli parametrni olishligi uchun transport 2 soat 2 minut davomida yurtirish kerak ekan. 2 minutda transport 500 da yurayotgan transport 10 km yurib qo'yar ekan. Soatiga 500 km yurayapti deb. 2 minutda 10 km yurib qo'yar ekan. Endi uni to'xtatishlik uchun 5 km yurib kerak ekan. Qachon 20 km yo'l qurilsa, transport sinovdan o'tsa, shu tez yurar, 500 km tez yurgan transportimiz, yo'nalishimiz qachonki sertifikatini olgandan keyin 15-chi yil tugallangan bo'ladi.
Bunun için hamam sancı katı da harika seçkimiz gerek. Taksim yani ozon demek 15. etapta. Keyingi savolimiz yani arzon narxda sotilarmikan aksiyalar. Menimcha endi arzonlash qiyin. Çünkü yani ki ko'proq Uniski o'zim tug'ilgan kuniga ko'proq nimalarni beradi. Hozir masalan chempionat ketyapti yil oxirigacha. Oxirigacha ketayotgan va chempionatda qatnashishimiz mumkin. O'sha shartlarni chatda ham berganmiz. Yana bir takrorlaydigan bo'lsak, masalan o'zimiz masalan hozir 2022 yilda kirganlar uchun juda katta imkoniyat bor berdi. O'zingiz masalan 100 dollarga olgan bo'lsangiz, ikkita odam 100 dollardan taklif qilgan bo'lsangiz, konsultant bo'lasiz. Shu o'rinda sizga yana bir chempionatda o'sha sovrinlarga erishishingiz uchun buni shartlari juda katta. Buni shartlarni hammasini bichaga nazar bosib tushuntirib berishim uchun yana 1 soat yana bitta mavzu ochishimiz kerak. Nima qo'sha shartlar bo'yicha nimamizda bor? Sponsorimizdan so'rashingiz mumkin. Menga rishkaga chiqishingiz mumkin. Chatda bu haqida ma'lumotlar berganmiz. O'shanda qatnashadigan bo'lsangiz, rozir, ya'niki hozir 3ta o'rin sovrin bor. 3ta o'rinda 3tadan odam. Masalan, birinchi mana bu birinchi yilgacha edi. Buni 15-chi yilgacha cho'zildi. 15-chi yilgacha birinchi sovrin muddatida qatnashishlik mumkin. Unda kumush, oltin ve yukarı derecelik nümayemiz var, mukafatlar var. 1 milyon tadan ölüş, ölüşlük imkaniyeti var. Yok ki 100 diskont ke ege buluşluğumuz mümkün. En kolay 100 de diskont ke ege buluşluğumuz mümkün. So, 100 diskont ke ege, yani diskontumuz 100 ge çıktı degen, demek bu 250 dolar ge 25 bin de ölüş alıyoruz. 250 dolar, 25 bin dolar çalıştık. Kuponu kolay kırtayız. Kuponu uzunuz hayat kılışımı bu. Yok ya da adamımız kılışımız bu. Kiyin mükafat demek, şey, 1 milyon da ölüş bitmar işleyi mümkün. Yok ki bundan kiyin üçüncü, yani en zoru sayahat. Kaysi mamlakatlarının hızı sırrı saklanadı. Bu da mamlakatka, üçlü kütüfke, halıpta ütüfe bölgede. Demek, bana şu sağlığından biri de ege buluşturduğumuz mümkün. Ana shu arzon narxi oradan hisoblanadi. Bundan tashqari biz kupon tizimimiz bor. Masalan, o'zingiz bitta paket tugatganingizda, buni summasidan kelib chiqib, 250 dollarlik paket yoqqan bo'lsangiz, sizga 20% diskont beriladi, kupon beriladi. Ya'ni, keyin o'zingiz keyin xaritingizda yoki buni sovg'a qilishingiz mumkin, o'zingiz birinchi liniyangizga, o'zingiz keyin xaritingizga, ya'ni keyin xaritingizga 20% qo'shib beriladi. Agar siz 500 dollarlik paket yoqqan bo'lsangiz, sizga 50% diskont beriladi. 1000 dolarlık paket yokken basanız 100% diskont verildi. Yok ki 200% diskontumuz var. Hatta yok ki 200% diskontta 3'te çalışıyız mı? Bu 600 diskont, 600 degeni. Yani 250 dolarlık 150 mi taksi hayat çalışıyız mı? Bana şu usta veren bacarı var olan basanız ağzına şu para verelim. Lekin yangi yılga endi bu ülkelerden en yakşı nümeleden bittesi endi bu yıl odatda aprel, avgust atrofida bo'lardi, hali xabar berilmadi. Mana bir oy yaqin qolyapti vaqt. Expo bo'ladimi yo'qmi yoki ekofestival bo'ladimi yo'qmi noma'lum. Ekofestival bo'ladigan bo'lsa o'sha ekofestivalga yaqin yana arzon narxlarda beriladi. Ulushlari yoki ekofestival bo'lmaydigan bo'lsa yangi yilga bir yangi yil sovg'asi, balki Uniskiga bog'liq narsa bu. Yangi yil sovg'asi qilar. Lekin menimcha aprelda tug'ilgan kuniga ham ko'proq diskont beradi, oshirilgan diskont beradi. Menimcha tug'ilgan kuniga bormasdan kompaniyaga kirish yopilsa kerak. Dividend berilishi boshlansa kerak. 15-chi kitob yopilish shart emas. 15-chi kitob yopmasdan turib, kompaniya katta daromad mana o'zi 4 mamlakatdan dekabrda shartnoma qilingan bo'lsa, ular fevralda sledovaniya, ya'ni tekshiruv ishlari ketgan bo'lsa, mana yaqin orada qurilish boshlanishi mumkin, lekin qurilish boshlangan boshlanmaganligini hozircha siz saqlab turilibdi. Chunki bir necha kilometr qurgandan keyin e'lon qilishlikni shartnoma qilgan mamlakatlar e'lon qilmasligini, qurilish boshlangan e'lon qilmasligini iltimos qilingan. Chunki biz tariximizda o'tdi, Shveysariyada qurilish boshlangan, Avstraliyada Rothhook qurilish qilaman degan paytda investorlar tomonidan pullarni yig'ilishi, o'sha jarayon boshlanib hukumat darajasida ya'ni o'sha kredit tashkilotlari bilan shartnoma bilan qilib borilayotgan jarayonda bu ovoz bo'lib ketib qolib,
hükümet ne için öyle ki rahber hükümet rahbere ben bilmezsen tut buna sen size kıyas edecek ama maksatı tahkik kurduydu. Hindistan'da şu ne kadar oldu? Hükümet bundan girişmezsen tutup o şey prezidenti bundan başkası bundan dip önüme oli meclisi bundan yani senat bundan girişmezsen tutup buna size koyur koyulundu yani öyle valiyle yani mevlulayetlerine, hakimlere biz de olarak hakim değildi. Şuna kadar iş başlar bu işte de yukarıda malum olmaları için Hindistan'da bir madde biz şuna aynı tuğnaş geldi. Şuna aynı bir takka doğru gelindi. Hazır kınlayakın Hindistan'da bir yana kayıtta emin ettiklengen. Hükümet derecesi de, prezident derecesi de Vietnam'da hazır takdimi tutuldu. Oğur yanılıklarını karagan bulsanız. Bundan taşkara yine bir kitabı memlekatı bilen Arap ülkeleri bilen şartan bilen kulvarlı yaptı. Saudi Arabistan'a han bu bilen qattiq qiziqib qolgan Saudiya Arabistonida o'sha chiziqli shahar deymiz, limeni ko'rim deymiz, chiziqli shahar qurilishligida ular mo'ljallagan. Ular uchun bizga kelib, bizga Sharjadagi ekobog'imizda ko'rishib, bu texnologiyani, mukammal texnologiya ekanligini, buni qilsa bo'lishi mumkinligini haqidagi tasavvuratlarga ega bo'lishi bularni hozir shartnomani qilib borilayotgan. Xudo xohlasa, qaysidir bir mamlakatdan kattaroq pul qurilish uchun masalan kuruluştan aldın 15-20 boyuz amaç bölüşür birileri. 100 kilometre kuruluduğun boyuza, mesela Joske liyine kuruluduğun boyuza, kilometre 7 milyon bilen bir dedi. 700 milyon dolar kuruluş. 100 kilometre kuruluşu 700 milyon dolar kuruluşu. 700 milyon dolar kuruluşu 20 faize. Demek 14 milyon kuruluşu. 14 milyon kuruluşu olan boyuza şu. Allah! Dividendga jirlatadi. 24 5 dan biri, tushgan puli 5 dan biri 20% minimal 20% dividendga jirlatiladi. O'sha mablag'dan dividend beriladi. Bu 15-chi etap bitishligi shart emas. Qaysidir mamlakatdan kattaroq pul kelib qolsa, dividendga pul beriladi. 15 yoshli farzandimni nomiga olsam bo'ladi. Juda bo'ladi. 15 yoshli farzandingiz nomiga o'zingiz kabinetingizdan shunaqa katta imkoniyatli paket bor. Masalan, diskont baland bor. Voyaga yetmaganlarniki bor, studentlarniki bor. Agar student bo'lsa, studentskini olishingiz mumkin. Voyaga yetmagan bo'lsa, o'zingiz kabinetingizdan uni verifikatsiyadan o'tkazib, metrikasini yuklab, pasport olgan bo'lsa, pasportini yuklab, qo'shimcha joyi bor, o'sha ne seversen letni degan joyda yuklaganingizdagi u verifikatsiyadan o'tadi, verifikatsiyadan keyin uning uchun paket qayta qilishingiz mumkin. Diskont baland. Hozir o'rtacha diskontimiz 28 bo'lsa, farzandingiz uchun yillik diskont, ya'ni 2 barobar ko'proq ulush olishingiz mumkin. Ustoz, tokenlarimiz haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim. Sizga ma'lumot bor. Ha, tokenlarimiz haqida ma'lumot bor. Kabinetimizga kirgan bo'lsangiz, kabinetda SVG.io sayti orqali kiriladi. Men bu yoqqa yozaman hozirman. Hozirman. Ana shu sayt orqali kirib agar o'tgan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tasiz, ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz instruksiyasi bor, instruksiya bo'yicha chatda ham tashlaganmiz, chatda topish mumkin, bo'lmasa top beraman. Tokenlarimiz hozirgi kunda sotuvda ketyapkan, qanchadir miqdorda sotilyapti, uni o'zini har bitta tokenni ICO'ga chiqishlik sharti bo'ladi, sharoiti bo'ladi. Masalan, ma'lum bir masalan, kompaniya qancha dona ishlab chiqarilgan token nechi dona, uni nechi foizini ichki birjaga sotishligini. Mana shu SVG.io ichki birjamiz. U yerga kirib tokenlar hozir 10 sent, hozirgi narxi bu mana 10 sent, 100 dollarga demak 1000 ta olish imkoniyati bor. Na qancha so jadvali bor. Masalan 15 sentga chiqadi, 20 sentga chiqadi, 25 sentga, 50 sentga, 100 sentga chiqadi. IPO'ga tashlanadigan ba'zi miqdori ham bor. Masalan 1 milliard token chiqarilgan bo'lsa, o'shandan 100 million tasini ICO'ga chiqarishga, ya'ni listing bo'lganda o'zining ham ICO'ni o'ziga yarasha, birjaga ham o'ziga yarasha nimalari bor, qonun qoidalari bor. Ma'lum bir ichki shart normada sotilgan bo'ladi. ICO'ga chiqishlik uchun ICO'ni hozir ma'lum bir miqdor unga to'lov bajariladi, kompaniya unga qanchadir listing bo'lishligi uchun o'zini to'lovini qiladi. Undan keyin yana ma'lum bir miqdordagi minimal narxda ma'lum bir miqdordagi tokenni tashlaydi ICO'ga. Ular sotilib kompaniyada bir nimada
listing bo'lgan paytida narx o'zgarib, tushib qolganda o'zgarib qoladi. Avvalo masalan listingda o'ziga yarasha qoidalar bor. Uni qoidasida masalan birinchi dastavval ularni rebranding qilishlik mumkin. Ya'ni oldindan zakaz qilib qo'yib, ma'lum miqdor qilinadi. Kompaniya listing bo'lgan paytda birjaga chiqqanda birinchi 5 daqiqada hech kim olishga haqqi yo'q bo'ladi. Uni zakaz qilganini olib oladi. 5 daqiqadan keyin umumiy savdoga chiqariladi. Chiqarib olganda narx oshib ketib qoladi. Bozorlar oshib ketib qoladi. Keyin sal pasayib qoladi. ICO'ga chiqqandan keyin uni narxi o'zgarib boradi. Hozir ICO'ga chiqmasdan turib uni olishlik imkoniyati bor. Chunki tokenlar ICO'ga chiqadigan bo'lsa, mana bu ko'p davlatlar bizning texnologiyamizga qiziqib turibdi. Buni ovoza qilingan qurilishlik uchun qurilish kompaniyalar qurishlik uchun token bilan kompaniya hisob kitob qiladi. Dollar yoki boshqa yo Bitcoin yo boshqa narsa emas. Kompaniyaning o'zini tokeni o'sha SVG token bilan to'lov bajariladi. O'shaning uchun siz bilan vaqtincha ICO'ga chiqadigan bo'lsa kompaniya keyingi davlatlar mamlakatlar quradigan bo'lsa token bilan aloqa qurishingiz siz bilan bizdan token sotib olishga majbur bo'ladi. Shuning uchun bu narsalarni e'lon qilingan, ular hozir qiziqish ortib turibdi bu narsaga. Yaqin orada natija belgilab qoladi. Xo'p, aytaylik 4 kishi qatnashyapmiz. Ha, 8 kishi ham bo'ludik. Qanaqadir holatda shunaqa hamkorlarimiz sal passivroq. Endi kimga qizig'i bor qatnashadi? Kimga qizig'i yo'q? Mayli, unga qarab biz mana shu Qalsapat dasturimizda mana bu ro'yxatda chiqadi, necha kishi kirgan, qancha kishi chiqqan, mana shu narsalar bor. Men bugungi webinar boshlanishidan oldin xabar berib aytib qo'ydim. Bizdan bo'ladigan yo'ldan ham ana shu qatnashga bog'liq bo'ladi. Kim qatnashsa, ular savollarga to'xtalsak javoblar beramiz, ular muammolarini hal qilib beramiz. Qatnashmaganlar ustozlariga, o'zlarini birinchilikning ustozlariga murojaat qilishadi. Tartibda shunaqa bo'ladi. O'zlarining liderlari, o'zlarining masterlari bor, hammalari javob berishadi ularga savollariga. Shuning uchun biz ham e'tiborni sal kamroq qaratamiz bu narsaga. Kimki biz darsimizda qatnashsa, bizga hurmat bildirsa, biz ham ularga hurmat bildiramiz. Shuning uchun sal odam kamroq bo'lib turibdi. Hali hammaga yetib bormadi shikilik, hali hamma bu narsada tushunib olmadi shikilik, anglab yetmadi shikilik, menimcha. Tushunib olishsa, bu narsa o'zi harakat qilishadi. Savollar bo'lsa, marhamat. Eskiler bizga bor, hurmat qilsan, hurmat ko'rasan. Salom berishadi. Assalomu alaykum degan odam bor, alaykum assalom deyiladi. Privet degan, privet. İnşallah, inşallah 2023 yıldan dividend olishimiz mumkin. Alloh nasib qilsa shunaqa bo'lishi mumkin. Chunki yil oxirigacha qurilishlar boshlanadi. Pulish boshlaydi. Bitta transportdan emas, hozir GOMS masalasi ham juda qizg'in ketyapti. Mana elektromobil masalasi, Rossiyaga elektromobil sotilingan. Qanaqa sotilingan? Ishlab chiqaruvchi uchun sotilingan, chiqar daromadni 20% yerilgan. Davosi oz qoldi. Bitta biznes bo'lishi uchun 10 yil ketar ekanda, og'bag'i. Ha, ko'p bizneslarning taraqqiyotini qarasangiz, 10 yil ko'payib ketadi. Masalan, mana Alibaba degan bor, Xitoy kompaniyasi butun dunyoga mol-mulklarni yetkazib beradi. Hali mana 20 yil bo'ldi bu kompaniya tashkil qilinganiga. Hali dividend bermadi o'sha kompaniya. Lekin aksiyalarning narxi oshib ketgan, aksiyani sotib foyda qilish aksiyalari masalan 1 sentda aksiyani olgan bo'lsa, o'zi aksiyalari $250. Masalan, siz hozir biz aksiyalarimizni aytaylik, palon pul olib qo'ygan bo'lsangiz, masalan Yuniskin aytishi bo'yicha kim 100 ming dollar ulush olsa, u 5 yilda dollar millioner bo'ladi degan. IPO'ga chiqqandan keyin, kompaniyaga ish to'xtab, chiqqandan keyin, qurilish boshlangandan keyin 5 yilda dollar millioner bo'ladi deyilgan. O'sha kunda kishi oldi. Keyin ustoz bitta kanal ochilgan, blockchain nomli. U ham sizga. Ha, blockchain ham bizga kanalimiz.
Elektromobil ishlab chiqarish boshlandi. Ha, boshlangan. Elektromobil ishlab chiqib, bu elektromobil Yunuskiy o'zi texnologiyasi bo'yicha ishlab chiqargan. Moskva Rossiyadagi bitta kompaniyaga, bitta kompaniyaga berilgan. Ular o'zi ishlab chiqarishni boshlagan. Ular ishlab chiqarib sotaveradi, undan davlat bizga kelaveradi. 20% olinaveradi. Yo, tavriya emas, tavriya emas. Bemalol nimada SVK blockchain desangiz chiqadi. SVK blockchain de Telegramda SVK blockchain deb shunday yozing, kichikchani oldin qo'yib turib SVK blockchain desangiz chiqadi. Qo'shish olishingiz mumkin. Kompaniyalar qanaqa biz saytlarimiz bo'lsa hammasini nimalarni tashlaganmiz, bor u. Qaytarmay tashlab qo'yamiz chatga, Telegram chatga. Telegram chatda bor bo'lsa-ni, men Telegram chatga tashlab qo'yaman hozir. Webinarimiz tugagandan keyin silkalarni tashlab qo'yaman hamma. Blockchain-nikini ham, RSS-nikini ham, tokenimizni ham hammasini tashlab beraman. Qolgan biz o'sha rus kanallarimiz bor, rus kanallarini ham tashlab qo'yamiz. Bemalol hammasidan o'zimiz kanallarini ham tashlab qo'yamiz. Qo'shilishi bemalol ma'lumot olishimiz mumkin. Nima savol degan? 10 daqiqa ajratgandik, 15 daqiqa bo'ldi suhbatlashyapmiz sizlar bilan. Yana marhamat so'raladigan narsalar bo'lsa, marhamat. Yana bizga 4 minut vaqtimiz bor. Marhamat, savollar bo'lsa, tushunmagan narsalar bo'lsa. Keyingi darslarimizga jamoalaringiz bo'lsa, boshlab kelinglar, ko'payib kelinglar. Keyingi darsimiz yana ham qiziqroq bo'ladi. Hazır konuşma asan başlığı için kısa görüyor biz derslerini. Çünkü onu anlayıp böyle düşünüş konuşma asan başlığı için. Web thinking. Nakat köşeye bence hayır sanmıyorum. Blockchain'de köpçülükte başka davranlardan ekan. Ha? Hop. Onda 198'te davlat var. Scarlet Community'de 220'te davlattan adamlar azalı var. Bu yerda tajribadan foydalanib, ko'proq rus tilida olib boriladi muloqot. Ingliz yozsangiz, ruscha. Mana muloqotni olib borish mumkin. Bemalol. Ko'p saytlarimizda bunaqa narsadan. O'zimizning saytimizda ham inglizda bor, ispanlar bor, yahudiylar bor. Biz o'zimizning mana o'zbek saytimizda ham 18 ta mamlakatdan a'zo. Savolni tugagan bo'lsa, xayr, salomat bo'linglar. Keyingi muloqotlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'linglar. Hammani oilaviy baxt tilayman. Umringiz rizqingiz baland bo'lsin. Tez kunlarda portfellaringiz kengaysin. Katta-katta daromadlarga chiqishlikni Alloh sizlarga nasib qilsin. Kelajakda 5 yilga qolmay emas, keyingi yilga bo'lishini Alloh barchamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.